Bugün çok eğlendik. Her türden sebze aldık. Evet. Babamın hediye ettiği giysiyi giymene çok sevindim. Sana yakıştı. Evet. Üstünde güzel durdu. İnan bana, sahiden de. Güzel oldu. Hey Puskar! Neden kızın hayatını mahvediyorsun he? Bırak o bizimle kalsın. Sen de gidip oyuncaklarınla oyna. O işte daha iyisin. Daha çok hoşuna gider. Evet. Sen neden bu soytarıyla takılıyorsun ha? İstersen benim yanıma gel. Hayatını bir anda renklendireyim. Kapa çeneni. Bir kelime daha söyleyecek olursan o zaman... Ne? O zaman ne yaparsın ha? Hadi söyle, söyle ne yaparsın ha? Bizi döver misin? Bizi döver misin? Zaten senin aşkınla hırpalanmış durumdayız. Daha fazla nasıl incitebilirsin ha? Hadi, hadi döv bizi. Bunlar... Yoksa ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ben mi kadınım, sen mi? İğrenç laflar ediyorlar. Bunlar seni kızdırmıyor mu? Ha? Lütfen ağlama küçük kuzum. Al bunu. Al bunu ve onlara iyi bir ders ver. O zaman bir daha bize sataşamazlar. Al hadi. Derslerini ver. Al. Hadi, hadi vur bana. Baksana bizi dövecek. Ne dediniz? Hadi, ne dediniz? Hadi, he? Hadi, hadi. Ne dediniz? Hadi. Durun, kaçmayın. Buraya gelin. Kaçmayın. Durun. Kaçmayın dedim. Gördün mü? Gördün mü? Bak nasıl kaçtılar. Gittiler. Evet, gittiler. Sakin ol. Çok cesurdun Puskar. Gördün mü? Bundan sonra asla bize sataşamazlar. Bir daha sana laf atamazlar. Senden korktular. Hadi gidelim. Evet. Urmi abla, bu zerdeçallı çayını iç. Yaralarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Hadi. Hadi. Kısa zamanda iyileşeceksin. Yenge? Hayır yenge. Yenge lütfen git buradan. Git buradan. Lütfen bana yaklaşma. Yalvarırım git buradan, bana yaklaşma. Sakın korkma kızım, korkma. Bu dünyada korkunu yenmenin bir tek yolu vardır. O da kendine güvenmeyi öğrenmektir. Beni anlıyor musun kızım? Benden korkma, senin gibi masum bir insana hiçbir zaman zarar vermem ben. Asla senin kötülüğünü istemem. Benim tek istediğim adalet. Sen de gördün. Kundan senden özür diledi kızım. Ayrıca şunu da gördün. Kundan da herkes gibi korkabiliyor. Şunu iyi bilmelisin kızım. Erkekler aslında öyle güçlü değildir. Bunu onlar da iyi bilir. Bu yüzden kendi zayıflıklarını gizlemek isterler. Bunun için de başkalarını korkutarak güçlü kalmaya çalışırlar. Ama bir gün bir kadın erkeğe sesini yükselttiğinde bu durum değişir kızım. O erkeğin cesareti
binlerce parçaya bölünür. Kızım, bugün neler olduğunu sen de gördün. O yoldan gidip gitmemek sana kalmış. Lütfen bunu iyi düşün. Yani bu benim mi? Ben de nasıl durdun? Çok güzel. Film yıldızlarına benzemişsin. Sahi mi? Evet. Efendim? Evet madam. Tamam, geliyorum. Orada olacağım. Kundan, nereye gidiyorsun? Seni uyarıyorum. Bir daha bana bu soruyu sorma. Ev dışında halletmem gereken işler var. Sen kadınsın, evde kal ve ev işleriyle ilgilen. Anladın mı? Burada ne işin var? Güneş gözlüğüyle nasıl göründüğünü görmeye geldim. Etiketini çıkarmamışsın. Dur çıkarayım. Olmaz. Gözlüğümü elleme. Sakın dokunayım deme. Bunu bana kocam hediye etti. Hadi bunu al. Benimle oyna. At. At hadi. Hadi. Bir şey sorabilir miyim? Sen bugün marketten eve dönerken bize sataşan o iki serseri vardı ya. Evet. Hani seni o zaman azarlamıştım. Bana kızdın mı? Hayır. Sana kesinlikle kızmadım. Aslında hoşuma bile gitti. Biliyorum. Bana cesaret vermek için o şekilde konuştun. Yoksa onlara saldıramazdım. Bu çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Biliyor musun? İlk kez, hayatımda ilk kez birine karşı geldim. Silahım olsaydı vururdum. Vururdum. Onları vururdum. Tamam. İkisini de vururdum. Tamam. Evet. Evet. Puskar, sen kızdığın insanları silahla vurup öldüremezsin, öyle değil mi? Evet. O kadar aptal değilim. Herkesi öldüremezsin. Ben deli değilim. Belki biraz. Ama herkes benim deli olduğumu söyler. Onlar bile benim deli olduğumu söylediler, öyle değil mi? Ben bir deliyim. Kaçığın tekiyim. Üşütük biriyim. Biri sen delisin dedi diye deli olmazsın. Sen deli değilsin Puskar. İyi bir adamsın sen. Sahi mi? Çok güzel. Hem iyi hem de masum bir adamsın. Ayrıca çok da oyuncu birisin. Sahi mi? Sen de iyi birisin Kamli, iyi birisin. Senin gibi bir eşim olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Harika birisin. Harika birisin Kamli. Çok iyi bir kalbin var. Beni bir kez bile azarlamadın. Sen çok iyisin. Çok iyi birisin. Çok iyisin Kamli. Thank you.
Ne oldu? Manu bir şey söyledi mi? Bugünlerde duygularını benimle paylaşmayı bıraktı. Benimle konuşurken saygılı. Ama daha önceki gibi değil. Çok değişmiş gibi babaanne. Sanki eski Manu değil gibi. Şimdi söyleyeceğim şey için beni yanlış anlamanı istemem Ganga. Ama bana kalırsa Manu'nun eskisi gibi olmasının bir tek yolu var. Bunun için Pooja'yı eşi olarak kabul etmelisin. Hayır babaanne. O kızı hiçbir zaman gelinim olarak kabul edemem ben. Eğer Manu'nun çok sevdiği bir kızdan sen bu kadar nefret edersen eğer, Manu'yu asla geri alamazsın. Yani sana göre yeniden Manu'nun kalbini kazanmak için istemediğim halde Pooja'yı aileme mi alayım? Hayır babaanne. Bunun olmasına izin vermem. Urmi! Urmi aç şu kapıyı! Urmi! 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 Kapıyı aç! Bu kapıyı sabah açacağım. Ne? İyi de neden? Neden açmadığımı gayet iyi biliyorsun. Odama girmeme engel mi oluyorsun yani? Hadi aç şu kapıyı. Bugün herkesin önünde senden af diledim değil mi? Sorun nedir? Dinle Kundan. Ben sadece kendimi koruyorum. Kendini mi? Aç şunu! Seni bu zalim kocandan zamanında kurtaramadım kızım. Beni affet. Hayır bırak onları beni. Onları gördün mü? Karını zorlamamanı söylemiştim. Ama beni dinlemedin. İşte bak sonucu görüyor musun? Şimdi git ve ondan af dile. Onu daha fazla kızdırmayalım. Daha fazla kızarsa hem bizi hem de bu aileyi mahvedebilir. Lütfen beni affet yengeciğim. Bir günah işledim. Gelecek sefer seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağıma söz veriyorum yenge. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama en azından geceliğimi almama izin ver lütfen. Üstümdekilerle yatamam. Geceliğini sen gelmeden önce yandaki odaya koydum. Oradan alırsın. İstersen sen orada yat. Zaten o odada kimse kalmıyor. Çay getirdim. Şu giysileri oradan al. Seyretmeyi aklından bile geçirme. Tamam mı? Hayır hayır. Televizyon seyretmek istemiyorum. Zaten bugün hiç boş vaktim yok. Önce ev işlerini bitirmem gerekiyor. Sonra da dışarı çıkıp Pampu ile oynayacağım. Pampu mu? O kim? Pampu benim en iyi arkadaşım. Yakında oturuyor. Diğer sokağın başında. Bugün annesi onun oynamama izin verdi. İstersen sen de bizimle oynayabilirsin. Gitsem iyi olur. Evden çıkmak için iyi bir bahane olur.
Bütün gün evde oturmak çok sıkıcı bir şey. Dinle. Ben de seninle geleceğim. Yaşasın! Pampu'yla ben ne zamandır 3 kişilik bir oyun oynamak istiyorduk. Seksek oyunu. Ama üçüncü bir kız bulamıyorduk. Şimdi sen de gelirsen üçümüz birlikte seksek oyunu oynayabiliriz. Sonra da bilyelerle oynarız. Biliyor musun? Pampu'nun bir kutu dolusu bilyesi var. Olamaz. Bunu tamamen unutmuşum. Kundan ne olursa olsun Nimbul'den uzak durmamı tembihlemişti. Eğer Nimbul ile dışarı çıktığımı öğrenecek olursa... Hazır olduğumda sana seslenirim. Birlikte evden çıkarız, tamam mı? Hayır, bekle. Ben seninle gelemem. Neden? Aslında bana seninle fazla konuşmamamı söyledi. Bu yüzden senden uzak durmalıyım. Hadi git buradan. O kim? Kundan mı söyledi? Urmi abla tuhaf davranıyor. Bazen bana Kundan'ı şikayet edip ağlıyor. Bazen de Kundan'ın her emrine itaat ediyor gibi. Annene itaat etmelisin Puca. Alnına sinduru sürme. Herkese söz verdik değil mi? Bir süre birbirimizden ayrı kalmalıyız. Sözümüzü tutalım. Alnına sindur sürmedin diye aramızdaki bağ bitecek değil. Evet Manu. Bir şey söylemek istiyorum. Ama kızmayacağına söz verirsen. Nedir? Birbirimizle konuştuğumuz bu telefonlar çalıntı değil mi? Sence de bu telefonları Çakdiş amcaya geri vermemiz gerekmez mi? Hayır. Ne böyle bir şey yapacağız ne de benden böyle bir şey yapmamızı iste. Puca, bizi zaten zorla ayırdılar biliyorsun. Birbirimizle konuşmamızı da engellemelerini istemiyorum. Bak, telefonlar çalıntı olabilir ama onlar bizim. Ayrıca şunu asla unutma. Bunu. Hayır, şunu. Mavi bilyeyi vuracaksın. Evet! Haydi çocuklar! Hey! Hey! Hemen kalelerin yerini işaretleyin. Çabuk olun. Ne yapıyorsunuz? Bu da ne ha? Görmüyor musunuz? Biz burada oyun oynuyoruz. Burada canınız yanar. Başka yerde oynayın. Canınız yanarsa sonra karışmayız. Bir yere gitmiyoruz. Buraya önce biz geldik. Oyun oynayacaksanız başka yerde oynayın. Burada biz varız. Baksana. Önce geldiyseniz ne olmuş? Ukalalık taslama, tamam mı? Üstelik kızlar bilyelerle oynamaz. Erkekler gibi davranmayı bırak. Evine git ve ev işleriyle ilgilen. Bu oyunlar sana göre değil. Hadi. Sahi mi? Neden gidiyormuşuz? Biz sürekli burada oynuyoruz. Siz de sonradan geldiniz. İsterseniz siz gidin. Biz burada oynamaya devam edeceğiz. Hadi Nimoli. Burada oynamanıza izin vermem. Ne yapıyorsun? Onların bilyemizi geri ver. Geri ver onu. Gel. Geri ver. Bilyemizi ver. Onlar bize ait. Bilyelerimi attı. Haydi artık başlayalım. Bilyelerimi attı. Onları bana annem vermişti. Evet. Ne?
Mahesh, oğlum, oğlum! Ne oldu? Yaralandın mı? Hey, bir yerin incinmedi ya! Mahesh, oğlum! Hadi Nimbali, buradan gidelim. Hadi gidelim. İyi misin oğlum? Başım çok ağrıyor baba. Çok ağrıyor. Öyle durmayın, doktor çağırın. Aa. Sen vurdun değil mi? Neden vurdun? Ama bu Nimbali. Nimbali, hadi gidelim lütfen. Emin misin Jagdish? Telefonu Manu mu almış? Evet. Başka şekilde bulması mümkün değil. Beni fark edince yüzündeki suçluluk ifadesini görmeliydin. Girebilir miyim? Ne oldu Manu? Bir şey mi lazım? Baba, bir şey için senden özür dilemek istiyorum. Buradan gitmeden önce cüzdanından biraz para almıştım maalesef. Ben paranın tamamını harcadım. Hiç kalmadı. Ama bir kısmıyla iki eski telefon aldım baba. Geri vermek istiyordum. İkisinden biri bu. Diğeri de Puja'da. Ondan alıp sana vereceğim baba, tamam mı? Hatanı kabul etmene sevindim. Telafi etmek için çaba sarf etmene de. Bu beni gerçekten mutlu etti oğlum. Umarım oğlum gelecekte de cesur ve dürüst olursun. Hatalarını telafi edersin. Evet. Sana söz veriyorum baba. Telefon sende kalsın. Puja'daki telefon da onda kalsın. Teşekkür ederim baba. Vekil seçilmek istiyorsun değil mi? Geldim. Şimdi adaletini görelim. Hadi konuş bakalım. Ne oldu? Evet, oğlum başından yaralandığından dolayı doktor çağırmak zorunda kaldık. Oğlumun tedavisi halen devam ediyor. Bay Akiraş, adaletini görelim. Hadi konuş. Eline hangi cezayı vereceğini görelim. Küçük kız, Umeş'e neden vurdun ha? Baba.
baba. Bunu önce Umeş başlattı. Biz orada kız kıza oyun oynuyorduk. Bize oradan gitmemizi söyledi. Tam bizim oynadığımız yerde oynamak istedi. Bu yüzden baba... Gidip başka bir yerde oynayamaz mıydınız? Gitmenizi söylediğimde gitmeliydiniz. Sana söylemedim mi? Çocuklarla tartışmamanı ve onların dediğini yapmanı daha önce söylemiştim, öyle değil mi? Öyleyse neden onunla dalaştın? Neden? Anne, erkeklerin de kızların oyununu bozmaması gerekir. Üstelik biz gidip ona sataşmadık. O bize sataştı. Hem biliyor musun baba, o Umeş çok yaramaz bir çocuk. Pampu'nun bilyelerini alıp çamurun içine attı. Bu beni çok kızdırdı. Doğru olanı yaptım değil mi baba? Gördün mü? Yetişkinlere nasıl karşılık verdiğini görüyor musun? Çocuklar yetişkinlerden öğrenir. Tüm bunları birlikte yaşadığı büyüklerinden öğrendiği çok belli. Yanımdaki bu küçük kız, küçücük bir meseleyi karmaşık bir hale getirdi. Köyün yetkilisi olduğum takdirde ne yapacağını görmek istiyoruz Bay Akiraş. Onlar daha çocuk. Bu meseleyi bu kadar fazla büyütme. Hak veriyorum. Bu kız bir hata yapmış. Bunun için senden af diliyorum. Söz veriyorum, bundan sonra bu kızdan şikayetçi olmayacaksınız. Ona izah edeceğim. Bu seferlik çocuk olduğu için onu affet. Sakın unutma, gelecek sefer böyle bir şey olursa buraya gelip senden adalet istemeyeceğim. Adaleti ben yerine getireceğim. Gidelim. İçeri. Bu sefer kolay kurtulamayacaksın. Seni sersem! Yapma. Çekil önümden. Onun yüzünden o adamın karşısında küçük düştüm. Bugün onu yapma. Affetmem. Gücünü köy meclisinde göstermen daha doğru. Neden bu kıza gösteriyorsun? Çekil dedim. Beni dinle. Kızın yanlış yaptığını biliyorum. O adamlara izah ettiğin gibi ona da izah edebiliriz değil mi? Sakin şekilde. Ona vurmana gerek yok. Gel kızım. Ne hazırlıyorsun anne? En sevdiğinden sebze yemeği. Birazını ayırman mümkün mü acaba? Neden? Yarın da mı yemek istiyorsun? Sorun değil. İstersen yarın yine yaparım. Taze yenmesi... Hayır anne. Aslında ben Puca için istemiştim. O da sebze yemeğini sever. Dinle. Manu o kızı gerçekten çok seviyor. O kızdan bu kadar çok nefret edersen Manu'yu asla geri alamazsın. Tamam. Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim. Bir anne çocuğunun mutsuz olmasını istemez elbet. Umarım gelecekte hayalim gerçekleşir ve Manu'yla Puca kendi yollarına giderler.
Benim bahtı kara, zavallı kızım. Sen çok cesur bir kızsın. Önceki gün o bisikletli adama dersini verdin. Bugün de Pampo için kendini riske attın kızım. Ama bu cesaretinin başını belaya sokmasından korkuyorum. Şunu da biliyorum ki insan korkuyla yaşayamaz. Bana kanatlarımı açıp uçmam için cesaret verdin canım. O kadar yürekli bir kızsın ki sen. Neden benimki gibi bir hayatın olsun? Bazen düşünüyorum da sendeki cesaretin yarısı bende olsaydı Bayan Anan diye telefon edip buraya gelmesini söylerdim. O zaman ailenin tüm günahları temizlenirdi. Annesini ve babasını içeri atın. Bu yaptığın yanlıştı. Ailemizi ilgilendiren işlere nasıl burnunu sokarsın? Amacıma ulaştım. Bir hayatı daha kurtardım. Küçük yaşta evlendirildikleri için pek çok masum kızın hayatının mahvolduğunu görmüş biriyim ben. Artık bu hayatta bir tek amacım var. Böyle kızlara yardım etmek. Ve onlara daha iyi bir hayat sunmak. Götürün. Çok yanlış yaptım. Seni affetmeyeceğim. Bu yaptığını ödeyeceksin. Bayan Anandi senin hayatını değiştirebilir kızım. Ama bu büyük adımı nasıl atacağım? Sen buradan gidersen o zaman kime annelik yapacağım? Sevgimi kime vereceğim canım? Onca şeye rağmen yaşamamın tek sebebi sensin. Korkma tatlım. Ben senin için buradayım. Sana iyi bir hayat sunmak benim sorumluluğumda. Tamam? Şu ana dek pek çok küçük kızı çocuk gelin olmaktan kurtarmayı başardım. Umarım çok yakında kızım Nandini'ye de kavuşurum. Chagni? Neredesin Chagni? Önce benim odamı temizlemelisin. Diğer işleri sonra yaparsın. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Baksana ne aldım canım. Vay canına. Bir hediye daha. Bu çok güzelmiş. Kundan şey... Bana peş peşe bir sürü hediye verip duruyorsun. Neden yapıyorsun? Çünkü benim karımsın. Sana hediye vermeyeceğim de kime vereceğim? Mesela Nimbuli'ye. Al şunu. Neden durduk yere ondan bahsediyorsun? Ha? Anlamıyor musun? Ne? Onun konusunu açmak istemezdim. Ama bir şeyi söyler misin? Acaba şey... Bugüne dek Nimboli'ye hiç hediye almadın mı? İstersen sende kalsın, istersen çöpe at. Ama bir daha bana böyle şeyler söyleme, tamam mı? Neden kızıyorsun? Ben senin karınım. Sana soru sormaya hakkım yok mu? Hayır, yok. Dinle Uğur. Bir şeyi o kafana sok. Nimboli burada sadece bir hizmetçi. Bunun dışında onunla bir alakam yok benim, anladın mı?
Ne var? Eğer bunu sen takarsan çok sevinirim Kundan. Konuş bakalım. Ne haberler getirdin? Efendim, bu bölgede konuşmadığınız hiç kimse kalmadı. Hepsi seçimlerle yakından ilgili. Herkes tek şey söylüyor. Bu seçimi kazanabilmek için adayın halkı düşünen iyi biri olması gerektiğini söylüyorlar. Sizin durumunuzdaysa bu biraz zor gibi. Aslında zor bile değil. Açıkçası sizin bu seçimlerde seçilmeniz bizce imkansız bir şey efendim. Neden? Neden böyle düşünüyorsunuz? Hı? Bakın efendim, bu köydeki ailelerin bir kısmı muhtarın akrabaları. Muhtara oy verecekler. Ayrıca Gopal olayını unuttunuz mu? Köylüler hala onu unutmamışlar. Açıkçası efendim, insanlar sizden gerçekten korkuyorlar. Ama size şu kadar saygıları yok. Efendim bakın, kazanmanızı gerçekten çok isteriz. Akraba sayılırız. Bu yüzden gerçeği söylüyoruz. Ama efendim, sizin için durum o kadar da umutsuz sayılmaz. Nasıl yani? Efendim, aslında iyi bir önerimiz olacak. Bu kesin bir çözüm. Köy meclisi için değil de kasaba vekilliği için seçimlere girseniz nasıl olur? Yani seçilip de kasaba meclisinin üyesi olursam o zaman buradaki en yüksek mevkide ben olacağım. Değil mi? Evet öyle. Kastettiğimiz tam bu. Bana gerçekten harika bir fikir verdiniz beyler. İkiniz benim en yakın dostlarımsınız. Daima doğruyu söylüyor, daima iyi önerilerde bulunuyorsunuz. Bu şekilde kazanma şansım çok daha yüksek. Köy meclisi adaylığından daha yüksek. Yanılıyorsunuz efendim. Olasılık falan yok. Seçimi kazanmanız garanti. Çünkü Jagdish Singh'in itibarı çok yüksek ve sizi bu seçimde destekleyeceği kesin. Köy meclisinde de kasaba meclisinde de Jagdish Singh üzerinde etkisi fazla olan biri var. Onu iyi tanıyorsunuz. Sadece onunla dostluğunuzu pekiştirin. O zaman mutlaka bu seçimi kazanırsınız. Sahi mi? İyi tanıdığım bu insan kimmiş peki? Sizin akrabanız, kızınızın kayınpederi Bay Jatasankar. Jatasankar mı? Ondan rica ederseniz akraba olduğunuz için size yardımcı olacaktır. Üstelik bundan kendisi de faydalanacak. Bu sayede seçimleri kazanmanız çocuk oyuncağı. Evet efendim. Akraba akrabanın yardımına koşar. Bir adım daha atarsan işini bitiririm Bay Akiraj. Burası benim evim. Bu evde olanlar beni ilgilendirir. Ben bugün onu mutlaka öldüreceğim. Eğer gelinimin saçının teline bile dokunacak olursan, o zaman ben de oğlunu öldürürüm. Ne oldu? Umarım efendim sizin Bay Jatasankar'la aranız iyidir. Evet, aramız iyidir. Tamam, pekala. En kısa zamanda Bay Jatasankar'la görüşeceğim. Bugün gazeteyi ben okuyacağım. Hadi bana ver. Bana ver baba. Tamam. Hadi. Hadi oku bakalım. Tamam. Hadi. Burada yazana göre festival yaklaşıyormuş baba. (Gülüyor)
Sakın korkmayın. Hangi cüretle benim evime gelirsin ha? Babu, Racver. Lütfen efendim. Buraya sizinle kavga etmeye gelmedim. Aslında buraya barışmaya geldim. Sen ve barışmak mı? Barışmanın anlamını biliyor musun? Bilmiyordum. Ama geç de olsa efendim anlamını öğrendim. Yaptığım şeyin affedilmez olduğunun farkındayım, evet. Öte yandan az da olsa bir umutla buraya geldim. Lütfen bu zavallı adamı affetmeye çalışın efendim. Ona bir şans daha verin. Çok büyük bir hata yaptım. Benim kızım bu ailenin gelini. Ama ben haddimi bilmeden buraya geldim. Kılıcımı çektim. Kendi kızımı öldürmeye kalktım. Şunu düşünemedim. Kızım öncelikle bu ailenin gelini. Sonra benim kızım. Efendim, bir an için akraba olduğumuzu bile unuttum. Sizi ve oğlunuzu kendi oğlumun düğününe bile davet etmedim. Benim oğlum Puskar'ı boş ver. Bizimle barışmak istiyorsan Kamri'den af dile. Seria.